Benim belirli işleri belirli süre boyunca denediğim bir oynatma listem var arkadaşlar ve bu oynatma listesinin videoları Ciddi Jacob kanalının en fazla izlenmiş videolarını içeriyor. Serimizin ilk bölümünde jilet vurmak sakal çıkartır mı 15 gün boyunca denedim adlı video 124.000 izlenerek Jacob'ın en fazla izlenen videolarından biri. Bu o kadar izlenmiş olacak ki hemen bir başkasını çektim ve 30 gün boyunca sol elle yazdığım bu videoda 225.000 izlendi arkadaşlar. Ve biraz da şaka amaçlı 30 gün boyunca göbek pamuğumu biriktirdiğim bu videoysa maalesef o kadar izlenmedi. Hatta Yabzu Nigam Paşa isminde bir adam benim 30 gün boyunca yazdığım videodan kaliteli bir kanal bu herhalde diyerek bu videoyu görmüş ve siz bozdunuz artık takipten çıkıyorum. Abin göbek pamuğu biriktirmiş diye kardeşime mesaj atmış. Maalesef buradan da kendisine üzüldüğümü bildirmek istiyorum. Ve serinin son bölümü olan sakal çıkarma serumu işe yarıyor mu 2 ay boyunca denedim videosu da 106.000 izlenerek bu serinin iyi izlenen videolarından biri olmuş. Olmuştur. Ben de bak hiç tekst yazmadan yapması çok zor oluyor bu iş. Ve sevgili dostlarım bu da bizi bu videonun konusu olan 30 gün boyunca mısır gevreği ile kahvaltı yaptım. Bakın ne oldu adlı videoya getiriyor. Ben mısır gevreklerine bayılırım. Gerçekten gece böyle karnınız acıktığında eğer benim gibi uzun süre bilgisayar başında kalan ve gece geç saatlere kadar oturan bir insansanız evde akşam saatlerinde yemek olmaz ve karnınızı yatıştırmak için yapabileceğiniz en iyi çözüm mısır gevreğidir. Sabah kahvaltıda yemek niyetine yersiniz, tatlı niyetine yersiniz, karnınızı yatıştırmak için yersiniz, her türlü yiyebileceğiniz bir besin olan mısır gevreği. Bakın biz tatil köyüne gitmiştik, hatta bunun da videosu geldi kazandığım paralarla 15 dakika boyunca tatil köyüne gitmiştim diye ve orada açık büfe vardı arkadaşlar. Kahvaltıda akşam yemeğinde aklınıza gelebilecek her türlü şey, etler, balıklar, pirzolalar, domuz etleri, bilmem ne fümeler adını duymadığım şey, antrikot, dalaser şefim falan dedikleri yemeklerden vardı ve ben yine mısır gevreği yerdim. Çünkü neden? Sabah uyanır uyanmaz benim daha organlarım yeni çalışmaya başlamış. Böyle kavurmadır, sucuktur, yumurtadır, ağır şeyler yiyince ben yoruluyorum arkadaşlar. Bu yüzden her zaman mısır gevreğiyle kahvaltı yapmayı tercih ederim otellerde. Onların da renkleri çok güzel oluyor ya, bu arada. Bakmıştan açıcı gözüküyor. Evet. Süs de güzel doğru. Çokopups, mups değil mi? Ve ben de dedim ki arkadaşlar bir ay boyunca mısır gevreğiyle kahvaltı yapsam vücudumda ne gibi değişiklikler olur? Herhangi bir kötü yanı olur mu? Gittim paketin arkasını çevirdim. İçindekiler kısmına baktım. Gayet işte vitamin C, vitamin K, vitamin G falan diyorlar. Ve bunlar besleyici olduğunu ben düşünüyorum. Bir ay boyunca denedim arkadaşlar. Videoya geçmeden önce 8 dakikaya uzatmak için şimdi kardeşimle bir mısır gevreği röportajı yapacağım. Hemen ona geçelim. Arda selamlar, nasılsın? Merhabalar abi, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Sen nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim. Şimdi ben sana bir soru soracağım. Bir video çekiyorum da ben mısır gevrekleriyle alakalı. Sen mısır gevreklerini sever misin öncelikle? Tabii sor. Evet ben bir video çekiyorum da Arda mısır gevrekleriyle alakalı. Sen mısır gevreklerini sever misin? Severim. Evet. Peki genelde böyle klasik çikolatalı olanları mı tercih ediyorsun yoksa böğürtlen orman meyveli tarzı şeyleri mi? Çikolata olanlar genellikle çocukların mısır gevreğine alışması için yapılmış şeyler. Onun amacı böğürtlen orman meyveli dediklerin aralarında fark edersen sadece aralarında kullanılıyor. Genellikle çoğu yulaf oluyor ve bu yulaf da midenizde şiştiği için yer kaplıyor ve daha çok doyuyorsunuz. Ondan dolayı ben yulaflı aralarında da çikolata parçacıklı olanları daha çok severim. Peki bir ay boyunca mısır gevreğiyle kahvaltı yapma fikrine sıcak bakar mısın? Yani iş adamıysan böyle acelen varsa ya da çok zamanını önemsiyorsan ve ya da annen falan evde değilse yapılabilir. Peki kritik soru Arda. Önce sütü mü koyarsın yoksa mısır gevreğini mi? Şimdi sizden aklınızda canlandırmanızı istiyorum. Önce sütü koyarsanız sonra Coco Pops'ları koyduğunuzda hepsi üstte durur ve batmaz. Fakat önce Coco Pops'ları koyup sonra sütü koyarsanız süt Coco Pops'ın arasına dağıldığı için daha çok Coco Pops yiyebilirsiniz. Bundan dolayı önce sütü koymayın. Peki çok teşekkür ediyoruz Arda sana katıldığın Peki, için. Peki ben de sana bir soru sorayım o zaman. Tabii. Süt sıcak Peki, sütle çok... mi içersin soğuk sütle mi? Ben soğuk sütle içerim çünkü ben zaten mısır gevreğinin pratik bir şey olmasını seviyorum. Ve soğuk sütle çat 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 3-5 dakika içinde bitirebilirsin. Fakat sıcak sütle yaptığında soğumasını bekleyeceksin, yeme süresi uzuyor. Hatta şöyle diyeyim soğuk sütle sıcak sütle yaparsan benim anneannem yapardı. Sağ olsun ayrıldım. Evet süremiz doldu. Kardeşimle gerçekleştirdiğim mısır zirvesinde, mısır gevreği zirvesinde bu sonuçlara ulaştık. Şimdi de bir YouTuber arkadaşım olan, sevdiğim bir dostum olan, yine bir mısır gevreği sevdalısı Osmanlı Tokad'ını arayacağım ve kendisiyle de bir röportaj gerçekleştireceğiz. Haber vermeden arayalım. Alo. Benim ne yaptın lan? Ula Osmanlı Tokad'ı sen bu işi biliyorsun.
Sen de yer almak ister misin 30 saniye? Olur olur fark etmez. Mısır gevreği tamam mı? Sen mısır tamam. gevreklerini seviyor musun? Öncelikle ondan başlayalım. Seviyorum. Peki ne tarz mısır gevreklerini tercih ediyorsun? Şu böğürtlen meyveli olanlar pahalı. Mı? Pahalı. Ha onlar evet. Şeyin neyindi o bir tane pahalı firma vardı ya. İsmini unuttum. Nestle'nin aynen. Böyle çilekli böğürtlenli kırmızılı falan böyle. Onlar güzel oluyor. Peki öncelikle sütü mü koyuyorsun yoksa mısır gevreğini mi koyuyorsun? Abi önce süt konur ya. Aha. Pardon. Bir saniye. Bir saniye. Hayır. Şimdi hatırladım. Önce mısır gevreği. Şimdi mısır gevreğini koyduktan sonra ne yapacağım biliyor musun? Onu sütü böyle bir gezdireceksin etrafında. Ha, hatırlaman biraz uzun sürdü. Karmaşık bir süreç sanırım bu işte. Uzun süredir yemedim. Peki bir ay boyunca mısır gevreğiyle kahvaltı yapabilir misin? Yaparım. Sence kahvaltıysa bu... sadece yaparım. Sadece kahvaltı. Sence bu böyle vücudunda yaparım. Herhangi bir sıkıntı çıkartır mı işte vitamin eksikliği bilmem ne eksikliği? Abi insanlar hiç kahvaltı bile yapmıyorlar ki. What the fuck? Yani ben mesela kalkıyorum bazen kahvaltı yapmıyorum. Direkt şey yapıyorum. Öğlen yemeği falan yiyorum. Ama sen 12'de uyanan bir adam olduğun için o ilk öğünü sen öğlen yemeği sayıyor olabilir misin? Yok be. Yani mısır gevreği yenir ama şimdi şöyle. 30 gün boyunca yalnızca mısır gevreğiyle beslenirsen dediğin şey olur. Ama kahvaltı da yersen, diğer öğünlerde normal yemeğini yersen sıkıntı çıkmaz. Çok teşekkür ediyorum sana katkılarından dolayı. Videoda görüşürüz. Hiç önemli değil efendim. Kendine ula Osmanlı sen. Ula var ya. Evet sevgili arkadaşlar, röportajlarımızı gerçekleştirdik. Bunun güvenilir bir araştırma olması için birden fazla kişiye de birbirinden bağımsız kişilere de sorularımızı sorduk. Ve şimdi videoya geçelim. 30 gün boyunca mısır gevreğiyle kahvaltı yaptım. Bakın ne oldu? Hiçbir... Ha? Ne? ...30 gün boyunca yedim arkadaşlar. Ve vücudumda herhangi bir şekilde yara... ...vitamin eksikliği, madde aşırı... ...overdose tarzı şeyler olmadı arkadaşlar. Benim kullandığım mısır gevreğinin... ...markasını ben reklam olmasın diye vermeyeceğim... ...ama standart bir mısır gevreğiydi. Tabii ben bunu tavsiye etmiyorum sevgili arkadaşlar. Çünkü kahvaltı günün en önemli... ...öğünüdür ve... Onu ihmal etmeyin. 30 gün boyunca benim gibi mısır gevreği yapmayın. Şimdi sırada bir önceki videoya gelen güzel yorumları okuma kısmı. Esma Hanım'ın bizim için tasarladığı çok özel 2 adet kupa videosunu da şuradan izleyebilirsiniz. Ben de Arda'ya okuma yazma seti göndermek isterim demiş Sıla. Evet bu videoda Arda düzgün bir notu bile okumakta gerçekten zorlanmıştı. Sadece genel birkaç kişiye bilgi sahibi ve bilgi ve sahibi. Bence videoda dilerseniz şimdi videoya geçelim değil de diliyorum ki videoya geçelim diyebilirsin. Çünkü böyle daha güzel olur. Ben boş bir insanım. Böyle saçma sapan detaylara takılıyorum. Bu hayatta hiçbir... Bir aralar Ciddi Jacob'ı izliyordum ama sonra ne olduysa kanal kapatıldı ve ben de Google'a Ciddi Jacob yazmayı akıl edemedim çünkü hazır bilgiye alışmış bir moronum. Bilginin her zaman bana doğrudan sunulmasını tercih ederim. Sonradan karşıma tekrar bu video çıktı ve çok mutlu oldum. Evet yorumlarda bu kadardı sevgili arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda da bir ay boyunca hamburger falan yiyip kendimi şişmanlatacağım. Sonra da muhtemelen damar tıkanıklığından kötü şeyler yaşayacağım. Ama sizin için değer sevgili arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve paylaşmayı unutmayın. Abone olup bildirimleri de açın. Bana gerçekten faydası dokunuyor. Hoşçakalın.